Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Sağ olun. İkametimiz neresi? Hangi ilçede oturuyoruz? Ben Merter'de oturuyorum. Güngören'de. Evet. İlk efendim, yapılacak ilk genel seçimde sizce CHP'nin Cumhurbaşkanı da kim olmalı? Ekrem İmamoğlu. Kazanır mı? Kesinlikle. Kazanır. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? İmamoğlu deyince mesela şeyden bahsetmişti. Ben emekli öğretmenim. Evet hocam. Köy enstitülerini yeniden faaliyete geçireceğim dedi. O benim için büyük bir şeydi. Malatya'da evet, vardı. Evet. Malatya'da. Evet. Türkiye'nin muhtelif yerlerinde vardı. Trakya'da vardı. Evet. Yani çok kaliteli veteriner, her türlü köyün ihtiyacını görürlerdi. O zaman köylerimiz görürdü. Ben mesela şeye staja gitmiştik. Öğretmen okulunda okurken bir dağ köyüne staja gitmiştik. Adıyaman'ın dağ köyünde öyle bir köy yaratmıştı ki o köy enstitüsü mezunu öğretmen, bir cennet yaratmıştı. Elma bahçesi. Yaratmak Allah'a mahsus. Oluşturmuştu diyelim. Yani öyle diyelim de o adamın çabasıyla olmuş ama bütün bunlar. Olabilir, oluşturur. Yaratmak sıfırdan olan bir şey. Allah'a mahsus. İnsanlar oluşturur. Onun için ben Ekrem İmamoğlu'nda şunu gördüm. Yeniden Türkiye'yi inşa edecek. Yeniden Türkiye. Evet. Karşınızda olsa gelişecek. Bir emekli bir öğretmensiniz. Karşınızda olsa bir sorunuz, isteğiniz, arzunuz olur mu Sayın Başkanım? Şimdi bizi izliyor. Bir şey sorar mıydınız? Şunu yapın, bunu yapmayın. Ekrem İmamoğlu'na mı? Evet. Ben kesinlikle ve kesinlikle yanıma gelebilirsiniz. Evet. Kesinlikle var olan iktidara herhangi bir ödün vermesin. Mücadele etsin onunla. Evet, şu anda Özgür Özel gibi onunla görüşüp bununla görüşmesin. Mücadele etsin. İlkelerini ortaya koysun. Peki. Erken seçime ülkemizin ihtiyacı var mı yok mu efendim? Kesinlikle var. Bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Türkiye'nin yeniden dağlarının yeşermesi gerekiyor. Tarımın yeniden ilerlemesi gerekiyor. Eğitim öğretimin yeniden ilerlemesi gerekiyor. 20. yüzyıldayız. Çok teşekkür ederim hocam. Saygılar.